Gerçekten bu programda da yani aşkım kelimesinden soğudum. Kim kimi aşkım dese ya kaçıyor ya göçüyor. Demek ki aşkım da dememek lazım. Başka. Başka nasıl hitap ediyordunuz eşinize? Abla yeşil gözlüm, çimen gözlüm, kurbağa gözlüm, göz bebeğim. <laughs> Şimdi Seyfettin seyircilerim adına soruyorum. Bana da herkes sormuş. Çimen gözlüm muazzam o yeşilliği gözün yeşilliği İşte deniz gözlüm çok güzel neydi kurbağa, kurbağa dedi. gözlüm ne demek hayatım yani iltifat mı ediyorsun bir bölüm demiş ki kadın acaba gizli hakaret mi ediyor demişler hani Abla ben yedi senedir öyle hitap ediyorum kurbağa eşime. Kurbağa gözlüm. Evet. Ya o da hoşuna gidiyor. Ben de devamlı hitap etmeye devam ediyorum. Hmm. Ama demek ki bak kurbağa gözle güzel. Hadi biz genelde ceylan deriz. Evet abla. Sonra eşek gözlüm, ceylan gözlüm, eşek gözlüm. Abla eşek gözlüm demektense kurbağa gözlüm demek daha iyi bence. Benim kabalığım o. <laughs> Ali bana eşek gözlü diyor. Doğrudur abla. O onun terbiyesizliği. Bundan sonra kurbağa gözlü. Aa bak eşek çok enteresan mesela. Eşek ona kaba gibi. Ben eşek gözlüm desem karım bana küser diyor. Kurbağa gözlüm. Evet abla. Ha? Maşallah. Peki eşiniz e, Nuray Hanım şu anda canlı yayında Caner'in yanında. Siz de bu ekranda görüyorsunuz. Buyurun. Merhaba gülüm. Merhaba Seyfettin. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi. Oğlumuz nasıl? Sesin. İyi. Gösterme şansın var mı onu? Şu, şu anda çocuğu çok, bu iyi çok iyi. gösterme şansım. Tamam, neyse. Bir sor bakalım 2 Mayıs'ta evi nasıl? Yani 2 Mayıs'ta ne oldu Nuray Hanım? Ben bu süreci sizden dinlemek istiyorum en başından itibaren. Be ben de çok merak ediyorum. Gerçekten ne oldu da gittin? <laughs> Esra abla, Seyfettin eşim sürekli işe gidip geliyordu. O süreçte de ben ailemin yanına gidiyordum. <laughs> Ve yani benim babam beni 2-3 kere eşimin elinden aldığı için tuttu. Yani eşimin elinden aldığı için babam bana dedi kızım bundan sana koca olmaz. Çünkü çalışmıyor dedi. Sürünüyorsunuz yaşadığınız yeri görüyorsun dedi. Çocuğu oldu dedi yarın bir geleceği yok dedi. Ben de abla düşündüm gerçekten de yani yattım kalktım kafamı yastığa koydum. Babamın söylediği şeyler gerçekten de mantıklı geldi. Eskiden çocuk yokken abla Bunlar hı. o kadar sıradan geliyordu. Yani umursamıyordum hiçbir şeyi. Ailemin söylediği laflar hiç umurumda bile olmuyordu. Ama çocuğum olduğunda abla, çocuğuma birini yedirip birini yediremediğimde ya da yeri geldi ben kuru ekmek yedirdim, bayat ekmek abla. Hı hı. Bu olduktan sonra abla, ben kendisinden açıkçası yani böyle bir şey beklemiyordum. Bana iyi bakar, çocuğuma iyi bakar diyordum ama yapamadı abla. Ama en başından beri seyfettin neyse o. Değil mi? Peki Esra abla bir şey sorabilir Tabii miyim so, ben kendisine? Abla. <laughs> Peki benim şu an param yok. Ya ikinci el eşyada oturuyorsun, kırık dökük eşyada oturuyorsun. Mutlu muydun? Seyfettin mutluydum. Zamanında mutluydum ama dediğim gibi artık bizim bir çocuğumuz oldu. Eskisi gibi 7 yıldır sen beni şehir şehir gezdirdin. 81 ilin neredeyse 50'sini gezdik. Sen de bunu iyi biliyorsun. Tamam. ...ben çocuğumu düşünmek zorundayım. Tamam aşkım, o, ben zengin olayım... ...o zaman ayyaşın, içkicinin teki olayım... ...her gün sana eziyet çektireyim... ...dayak atayım, bu daha mı hoşuna gider? <laughs> Ay Seyfettin... Ben senden yani... çok şey istemediydim. <laughs> Sanki para... Tutup, çok özür dilerim, yani parası olan insanlar... ...sorumsuz gibi anlatıyorsun... ...diyorsun ki param olsun, şöyle olayım... ...hayatım hepsini Hayır abla, düzgün, zengin, o, zengin olanların hepsi mutlu mu demek istiyorum... <laughs> Zengin olanlar mutlu bak. Daha sizin mutluluk mutsuzluk değil. Sizin aranızda bazı problemler var. Abla hiçbir problemimiz yoktu. Ne problemi varsa söylesin. Sör Ne problem var? Ne problemim, problemim var? Hiçbir problemimiz yoktu. Sabah beni güzelce öperek uğurladın işe. Akşam geldim evde bulamadım seni. E Esra abla Hı. kendisi dediğim gibi sabah işe gitti evet aramız çok iyiydi ama ben ailemle sürekli görüşüyordum Hı. ve dediğim gibi ben babamın dinlemediğim sözlerini 7 yıldan sonra kafama bazı şeylerden dank etti. yani tutuk benim ama çocuğum siz dediniz beş, buçuk, yani bir karar yaşında, verin işe gidecek. gitmiş adam sabahleyin bu kişi Çalıştı. hiç çalışmayan tembel Ablam, biri Abla evet abla. Ha işe gitti diyorsun işe gittiği Hayır için niye terk işe gidiyor. Hı. Tamam. Abla, koşulları size uygun dedim. değil. O zaman öyle söyleyeceksiniz. Abla. Maaşı bana uygun değil, koşulları bana abla, uygun değil. Abla işe gidiyor. Tabi buyurun. Hayır abla. Hayır abla. Ben zamanında yaşadığım yerleri, yaşadığım şartları kimse bilemez abla. Kimsenin katlanamayacağı şartlara ben katlandım abla. Hı -hı. Ama abla 7 yıldan sonra benim katlanacak gücüm kalmadı. Çünkü işin içinde benim bir çocuğum var abla. Artık Seyfettin'i sevmiyor musun? kendisini seviyorum abla bu koşullarda yani ben düşünüyorum benim çocuğum bu koşullarda yaşarsa benim çocuğum üç kere abla hastaneye gidip sorabilirsiniz <laughs> soğuktan bu eve rutubetinden idrar yolu enfeksiyondan benim ko çocuğumun koluna serumlar takıldı abla <laughs> ben çocuğumu öyle gördükçe benim içim gitti abla şimdi Nuray yani seviyorum tamam kendisini sevmiyorum demiyorum hı <laughs> hı Seyfettin hayat boyu böyle, bu koşullarda ama bu parayla hayatını hiç... sürdürecek. Diyelim ki şartları bu. Ya bu... Hayır abla, bu koşullarda ben onunla bu yola devam edemem dediğim gibi. Ha, e, onu seviyor olabilirim ama benim çocuğum daha önce geliyor abla. Aşkım, Nuray, sana söz veriyorum, 80 milyonun önünde namus sözü veriyorum. İnan girdiğim işten bir daha hiç çıkmayacağım. E, eşyanın da en iyisini alacağım. E, Seyfettin neyine güvenebilirim ben senin? Namus sözü, sözü veriyorum. Ben yarın babamın yüzüne nasıl bakacağım? Da ben sana ne diyorum da, daha? sözü Namus şeref sözü veriyorum. Yeniden aynı şeyler oldu. Aynı şeyleri yaşadık. Siz ya, eki, yalvarıyorum dön. 2 Mayıs'ta gerçekten sabah onu işe uğurlarken öpüp mü uğurladınız? Abla öpüp uğurlamadım. Kendi söyle diyor ama ya aramızda tartışmalar ufak tefek oluyordu zaten dediğim gibi. Benim babam hasta bir insan. Ben babamın Hı -hı. lafını dinledikçe benim babam çık gel kızım dedi. Çocuğuna da sana da ben bakarım dedikçe ben dediğim gibi kafamı yastığa koyduktan sonra düşündükçe gerçekten de yapamayacağımı anladım. Çünkü dediğim gibi benim yaşadığım düzen gerçekten düzen değilmiş abla. Nuray sen e, ilk Seyfettin'e kaçtığında aslında baban da çok akıllı bir adammış. Sizi bir şekilde ikna edip e, evine çağırmış değil mi? Evet abla. Evet abla. Çağırdı. Sonra demiş ki Seyfettin'e haydi bakalım sana yallah kız burada kalıyor. Sen babanın evinden ikinci kez kaçmışsın doğru mu? Toplam üç kere kaçtı abla. Abla ben babamın evinden iki kere de kaçtım, üç kere de kaçtım. İnkar etmiyorum abla. Hı hı. Dediğim gibi abla bir zamanlar katlanı, katlanılacak haldeydi. Çocuğum yoktu abla. Hı hı. Bir de abla zamanında ben misal bu bankalara şuraya buraya borç yaptıydık abla. Yani hı hı. tutup bana yaptırdıydı. Kendim de yaptıydım, çektiydim. Ama misal bunları umursamıyordum abla. Şimdi gerçekten de çocuğum olup da birazcık yaşım olgunlaşınca ben ne yapmışım diyorum. Şu anda kendini sorguluyorsun. Peki Seyfettin'le mutlu olacağına ve evliliğinin devam edeceğine inanıyor musun? Abla inanmıyorum. Dediğim gibi yani ben şimdi yeniden aynı şeyleri yaşarsam... ...ya da tutup benim misal çocuğum var abla beş buçuk altı yaşında... ...ben yarın aynı sıkıntıları yaşadığımda babamın yüzüne nasıl bakacağım... ...yeniden nasıl döneceğim ben o eve? Aslında Seyfettin... Aşkım işini... sana söz veriyorum... Daha bundan büyük ne diyebilirim. Namus şeref sözü veriyorum. En iyi hayatı yaşatmaya çalışacağım sana. İşten Se çıkmayacağım. Seyfettin o verdiğin sözleri 7 yıldır veriyorsun zaten. 7 yıldan sonra ne değişecek Seyfettin? Bu zamana kadar ben sana namus yedi yıldır şeref sözü verdim bir şey. 7 yıldan sonra mı değiştireceksin? Değiştireceğim. Her şeyin bir ilki vardır. Ben de sana bu ilki yaşatacağım. Yedi <laughs> yıl boyunca sözlerinizi niye tutmadınız? Doğru Seyfettin. Yedi yıldan sonra benim küçük çocuğum beş yaşına, altı yaşına geldikten sonra bizim nikahımız kıyılacak. Biz güzel bir düzen yaşayacağız. Sen çalışacaksın öyle mi? Bunu sen de biliyordun. Ya boşanamadığımı sen de biliyordun. İki defa mahkeme açtığımı sen de biliyordun. Ben seni zorla mı tuttum o zaman? Ben zaten bak 7 yıldır katlanıyorum. Benim ya katlandıklarıma çoğu insan katlanmaz. Benim yaşadığım şartlarda çoğu insan yaşamaz. Benim ne şartlarda ne koşullarda yaşadığımı sen daha iyi biliyorsun. Hiç kimse bilmiyor ama sen biliyorsun. Ya, ya aşkım. Ama 7 yıldan sonra bende dayanacak güç kalmadı. Bir de tutmuşsun 81 milyona beni rezil ediyorsun. Ya aşkım 7 yıldır dayandın. Benim mahkeme bitti, nikah kıyacağız. Nikah kıyacaksan benim mi dayanamadın? Dayanamadım Seyfettin. Evet çünkü o nikah kıydıktan sonra benim babamın da dediği gibi beni şehir dışına götürüp de ailemin yüzünü göstermeyeceğini ya da şehir dışında yine hayvan çiftliklerinde o nikah kıyıldıktan sonra çoğu şeyin daha da farklı olacağına inanmıyorum. Yani, yani nikahdan zamanda... sonra nikahtan sonra iş ciddiye binecek. Ama bakın. Çocuk yapmayı boşarmış. Evet. Aslında evet, işin, abla. ciddiye bindiği nokta neresi biliyor musun? Sizin bu ilişkiden... Daha evlenmeden, daha kendinizi, hayatınızı kurmadan, kurtarmadan bir çocuk getirmeniz. Allah ona ömürler versin. Siz böyle yapıyorsunuz şu anda. Soru işte ki... İşte cahillikle çok... Evet. İki şey Esra sormak abla, istiyorum. cahillikle evet bir yaptık. Şimdi de o kişinin, çocuk biraz büyüdük ki. kriterleri vardır insanların. Sizin anladığım kadarıyla kriterleriniz eşinizin işsiz olması falan değil. Eşin de bir tık üste çıkıyorsunuz. Hayvan barınaklarında ha, falan çalışamaz benim eşim diyorsunuz. İş seçimi de yapıyorsunuz. Oysa ki eşler evlilik birliğinin giderlerine güçleri oranında emekleri ve mal varlığıyla katılırlar. Bu ne demek? Yetmiyorsa siz de çalışmanız gerekiyor. Demek. Yani yalnızca eşten bir takım Ama bir şey çocuğum var. Nasıl çalışabilirim? Beklemiyorsun. Bizim de çocuğumuz var. Biz çalışıyoruz bak. Denedim abla. Sizin yaptığınız gibi ben de denedim. Anneme bırakmaya çalıştım çocuğumu ama çocuğum bana alışkın olduğu için durmuyor abla. O yöntemi de denedim ben. Vay bizim çocuklarımız o zaman. Ve ben onun parasında, pulunda, eşyasında değildim. 7 yıldır zaten ben onu çok zor şartlarda ve çok zor koşullarda kabul e zor şart kabul bir kadın abla. için, ben en e zor şart evli abla. bir adamdan evliliği devam ederken bir çocuk dünyaya getirmektir. Bu şartın çok zor olduğunu düşünüyorum Türkiye şartlarında. Bunu o riski göze, alan, evet, göze, göze almak, bütün riskleri de göze almak demektir. Şimdi bir yaşadığınız yeri eğer izin Abla iznin... işte cahillikle siz... Hı -hı, devam edin. Siz hiç yapmadınız mı cahillik abla? İnsan cahillikle yapıyor. O çocuğu dünyaya getiriyor sonra pişman oluyor. Keşke biraz daha zaman verseydim diyor bu çocuk sonra dünyaya gelseydi. Ya da Ama bir şeyler düzelince dünyaya gelseydi. Bak, ya da sen inceldiği yerden kopsaydı diyorsun diyor. Diyorsun ki ben cahildim bilmiyordum. Ee, hayat öngörüm yoktu değerlendirin. Ama senin bir büyüğün vardı baban. Baban bu ilişkiye itiraz ettiğinde keşke şu saygıyı duysanız biraz büyüklere. Babamın annemin vardır bir bildiği. Evliliğime engel oluyorsa vardır bir sebebi. Ya da anneler babalar kızlar koca yerine okula gidin diyorlarsa dinleyin onları. Size koca değil önce okul lazım, eğitim i̇şte lazım. Eliniz biraz Arka iş tutsa, hiçbir şey yapamasan, meslek lisesi okusan, evde dikiş nakış yaparsın. Karp yani hiçbir eğlendi. şey öğren yani hiçbir şey bilmese bile birazcık kendinizi sizle yetiştirmek isteyeceksiniz. Yani. Sadece hayatı suçlu bulmayacağız.